Londra'da National Gallery'deyiz. John Constable'ın Saman Arabası isimli tablosuna bakmaktayız. Resmin yapıldığı yıl 1821. Birkaç yıl önce yapılan bir anketin sonuçlarına göre İngiltere'de en çok sevilen ikinci resim bu. En çok sevilen ikinci resim olmasının sebepleri nelerdir bir düşünelim. Bir kere çok büyük bir resim. Ebadı 130 santimetreye 185 santimetre. Ve İngiliz tarzında bir resim. Mükemmel bir peyzaj resminin nasıl olabileceğini gösteren bir örnek. Resim İngiltere kırsalında Suffolk bölgesinde yapılmış. Son derece yeşil, güzel ve kırsal bir bölge. Sanatçının en çok tanındığı alan yaptığı bu güzel pastoral peyzajlar. Sanatçının İngiltere'nin kırsalını ve köy yaşantısını anlatan manzara resimleri açısından önemli olan bir nokta var. Ondan önceki sanatçılar resimlerinde İngiltere yerine yabancı ülkeleri resmetmeyi tercih etmişler. İtalya veya Mora Yarımadası'ndaki Arkadya bölgesi gibi gitmek isteyeceğiniz veya sahip olmak isteyeceğiniz doğasıyla cennetten köşeler olan yerler resmedilmiş. İnsanlar Roma'ya seyahat etmişler veya daha önceden oraya gitmiş olan Claude gibi ressamları taklit etmişler. Onların ışık ve renk kullanımlarını, pitoresk güzel manzaraların nasıl gözükmesi gerektiğine ilişkin fikirlerini benimsemişler. Constable'ın yaptığı spot ışıklarını İngiltere'ye çevirmek Bizim kendi ülkemiz de cennet gibi. İngiltere kırsalının güzelliğine bakın der gibi. Resmin 1821'de yapıldığını söylemiştik. 19. yüzyıl başlangıcı. İngiltere'de endüstri devriminin yaşandığı dönem. Sanatçı da bu resmi kırsalda açık havada değil, Londra'daki stüdyosunda yapıyor. Hazırlık için kırsalda pek çok eskiz hazırlıyor ancak resmi stüdyosunda boyuyor. İngiliz kırsalını tüketen endüstri devrimini gözlemliyor endüstrileşmeye bir tepki olarak bu güzel yeşillikler içindeki sakin kırsal yaşama tutunuyor. Esere baktığınızda evin nostaljik duygularla resmedilmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Bu doğru. Zira resimde gördüğümüz yer gerçekten sanatçının babasına aitmiş. Yani endüstri çağı başlamadan, makineler devreye girmeden önceki dönemi olduğu kadar sanatçının kendi çocukluk dönemine duyduğu özlemi de görüyoruz. Resimde sanatçının bu bölgeyi toprağa kendisine ne kadar yakın bulduğunu ve burası için duyduğu tutkuyu yansıttığını görebiliyoruz. Sanatçı resme çok önem vermiş, fırça darbelerini çok dikkatli şekilde kullanmış. Örneğin kıyıda duran köpek nehrin ortasındaki adama ilgiyle bakıyor. Nehrin ortasındaki adam kuru samanları taşıdığı bir at arabasına binmiş. Resmin ismi de buradan geliyor. Saman arabası. Sanatçı yapılan işlere odaklanmış. Saman arabasındaki adam suyu geçiyor. Atları var. Arka taraftaki kadın da nehirde giysi yıkıyor. İnsanlar çalışıyor ancak aynı zamanda son derece sakin ve sessiz bir ortam. Constable da bu arazinin sahiplerindenmiş. Yani zengin bir sınıfa mensup ve burada gördüğümüz kişiler gibi fiziken çalışacak biri değil. Bir anlamda burada çalışan işçileri idealize ettiğini düşünebiliriz ve aslında onları tam anlamıyla çalışırlarken göstermiyor. Zira gerçekten nehri geçmeye çalışan bir saman arabasına bakıyor olsaydık ortam bu kadar durgun ve sakin olamazdı. Eğer bu resmi dinleyebiliyor olsaydık, nehirden gelen su sesini, arabanın tekerleklerinden gelen gıcırtıyı duyardık. Eminim köpek de bir kenarda sakin şekilde duruyor olmazdı. Çevreden gelen seslere ve etraftaki hayvanlara havlıyor olurdu. Burada sanatçının son derece bilinçli bir seçim yapmış olduğunu düşünüyorum. İngiliz kırsalının güzelliğini gözler önüne seren anlık bir görüntü yakalamaya çalışmış. Resimdeki bu ortamı başka herhangi bir yerde de görebilirdik. Sanatçının eserlerinde genelde bu tarz kırsal manzaralar görürüz. Bu resmin o kadar çok röprodüksiyonu yapılmış ki, orijinal resmin önüne geldiğinizde, bunu zaten daha önceden görmüş olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu kadar çok taklidi yapılan bu resme ilişkin ilginç bir nokta da şu, ilk sergilendiğinde eser pek ilgi çekmiyor. Sanatçı da resimlerini toparlıyor ve nispeten daha iyi tanındığı Paris'e gidiyor, İngiltere'ye bir süre sonra dönüyor. Evet, İngiliz halkı bu resmin ilk sergilenmesinde ilgi göstermiyor. Ancak şu an en çok sevilen ikinci resim. Resim beğeni açısından çok mesafe kat etmiş.